Bir diğer sorumuz ise performansı yüksek 5 erkek 5 kadın parfüm nelerdir demişler. Neler sayabilirsin erkek parfümlerinden? Erkek parfümlerinden neler sayabilirim? Zaten buraya koyduk. Evet. Şimdi öncelikle Montauk Winter Sivo diyebiliriz. Şöyle gösterebilirsin. Performans deyince hani bıktıracak performanslardan bir tanesi. Hani böyle hem kokusu çok kaliteli, çok lüks diyebileceğim bir parfüm, hem de kalıcılık ve fark edilirliği muazzam olan bir parfüm. Bulması biraz Türkiye şartlarında zor. Sadece yurt dışından temin edilebiliyor. Daha önceden Türkiye'de distribütörü vardı ama artık yok. Bu yüzden yurt dışına gidip gelen birisi varsa veya kendiniz gidip geliyorsanız parfümü mutlaka almanızı veya denemenizi öneririm diyebilirim. Bir diğer ikincisi son zamanlarda bayağı popüler olmuş. Benim de uzunca bir makale yazmış olduğum Alexandria'mız var. Yine hani bir parfümden ne istediğimizi soracak olursak, hani herkes ne der? Parfüm güzel kokusun, genel beğenisi yüksek olsun, gün boyu üstümde kalsın, sorulsun. Bu tarzda bir parfüm. Türkiye'de satılıyor. Beymen mağazasında bulabiliyorsunuz. Yine muhteşem bir performansa sahip olan parfümlerin bence başlarında geliyor. Umman menşeli Amouage markası. Onun interlude'u zaten dilleri artık pelesenk olmuş. Performansıyla gıpta edilen bir parfüm diyebilirim. Muhteşem bir performansa sahip, fakat kış kullanımına çok daha yakın. Özellikle soğuk kış günlerinde içinizi ısıtacak böyle tatlı bir çıramsı kokusu olan bir parfüm diyebilirim bunun için. Initio markasının Oud for Greatness'ı, bildiğiniz gibi Baccarat Rouge'la, ben bunu Baccarat Rouge'un erkek versiyonu diyorum çoğunlukla. Safran kullanımının ön planda olduğu, evet, safran ve udum çok güzel bir birlikteliğiyle beraber muhteşem bir performansa sahip. Yine sonbahar ve kış aylarında kullanabilecek muazzam performanslı, yine harika bir performans olan parfümlerden bir tanesi. Son olarak milli gururumuz Nijane Hacivat diyebiliriz. Hacivat'ı çok fazla anlatmaya gerek yok, zaten hemen hemen artık herkes biliyor. Evet. Hem kokusu, yayılımı, gün boyu üstünüzde kalması, yani performansıyla yine en güzel parfümlerin bence başlarına gelen diyebilirim. Bence şimdi sen bayan parfümlerini, kadın parfümlerini tanıtabilirsin. Kadın parfümlerinden şöyle başlayabilirim o zaman. Herhalde performans olarak gün boyu üstünde kalsın deyince aklıma ilk gelen parfümlerden bir tanesi Frederick Lee'nin Portrait of a Lady. Aslında unisex bir kullanıma sahip ama ben kadınların üstünde de çok beğeniyorum ve hani bence şık bir giyimin üstünde çok güzel bir tamamlayıcı ve performans olarak da inanılmaz muhteşem bir parfüm. Yine bir diğer parfümümüz ise Nişane Ani. Bunu kullanmak için havaların soğumasını bekliyorum. İnanılmaz özledim. Şu an bile yani kokusu burnuma geldikçe bir hoş oldum. Herhalde geçen kış en çok kullandığım parfümlerden bir tanesi oldu. Performansı muazzam. Koku güzelliği de yine aynı şekilde öyle. Sadece sonbahar ve kış aylarına çok daha yakışacağı için bu havalarda kullanılırsa çok daha güzel olacağını düşünüyorum. Evet. Ben seni şimdi yaklaştırdım. Pudralı parfüm deyince beni pudraya aşık eden parfümlerden bir tanesi. Sevdiğim Tentinej'in sıcak pudra yorumu. Bu da Suavis Sama. İkisini de çok seviyorum. İkisinin de performansı çok çok iyi, muazzam. Fakat ben şu anda bir tanesini seçmeyi tercih ettim. İkisi de koku olarak aynı tarzda olmasını istedim. Profum Roma markasının Suavis Sama parfümü de yine pudralı parfümlerini seviyorsanız ve hani bu tarzda performanslı bir parfüm istiyorsanız deneyebileceğiniz tarzda ve kesinlikle performans olarak gün boyu üstünüzden çıkmayan parfümlerden bir tanesi, çok çok iyi. Ben ufak bir ekleme yapayım Profum Roma markası ile ilgili. Profum Roma markası %40 esans oranına sahip bir marka. Evet, o yüzden. Sıktığınız yerde bir yağımsı bir tabaka bırakıyor. Performansının çok yüksek olması sebeplerinden bir tanesi de bu zaten. Extrait formatında ve Extrait'in hakkını veren bir marka. Evet.
Bir diğer parfüm ise Maison Francis Kurkdjian'ın herkesin bildiği gibi Baccarat Rouge parfümü. Yine performans olarak, koku güzelliği olarak ve bence kendine sordurtan bir parfüm ortamda. Yine bu safran kullanımıyla ön planda farklı bir kokusu safran var. Safran reçine, amber. Evet, sıcak reçinemsi bir havası var. Bu tarz parfümleri seviyorsanız böyle ortamda kendini sordurtacak parfümlerden bir tanesi de Baccarat Rouge. Bu da Zerjof Accent Overdose. Son zamanlarda keşfettiğim ve beni performansıyla kendine bağlayan parfümlerden bir tanesi. Favorilerimin arasında çoktan yerini aldı. Çeksi, yani beyaz çeksilerle beraber meyvemsi kokuları, notaların birleştiği bir parfüm. Ama performans olarak muazzam diyorum. Genellikle sonbahara daha çok yakıştırıyorum. Yani bahar aylarına daha çok yakıştırıyorum. Ama bence hani her mevsim kullanabilirim ben bunu. Hani asla sırıtmayacak ortamda, hani dışarıda ya da kapalı ortamda kimseyi rahatsız etmeyen ama performansıyla adını sordurtan tarzı bir parfüm. Denemenizi öneririm diyebilirim. Performans olarak deyince aklıma gelen parfümler benim bunlar. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz.